Arkadaşlar merhaba. Yeni Tiguan bayilere geldi. Şimdi birçok arkadaş biliyor. Hali hazırda bir Tiguan kullanıcısıyız. Ailemizde bir Tiguan var. Bu videoda hem eski Tiguan'la yeni Tiguan'ı karşılaştıracağız. Ve bundan önce yeni Ateca'da gelmişti. Ateca'nın da videosunu çekmiştim. Ve en büyük aynı motor şanzımanı kullandığı için Ateca ile arasında ne farklar var? Onu da bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Videoya başlamadan önce beğen tuşuna basıp kanala abone olmanız çok önemli. Daha iyi videolar, daha güzel araçlar olabilmesi için daha büyük bir kitleye sahip olmamız gerekiyor. Onun için beğen tuşu ve abone ol. Bütün detaylarını anlatacağız. Tiguan'dan aradığınız her şeyi bu video içerisinde bulacaksınız. Şöyle arka taraftan başlayalım. Arka tarafta arkadaşlar en büyük yenilik tabii ki Volkswagen amblemi ve Tiguan yazısının ortaya gelmesi. Aslında şöyle stop grubuna bakarsak, stop grubunda dışta herhangi bir yenilik yok. Sadece iç grubunda buradaki yapıda Passatvari bir kare şekline bölünmüş. Passat'ta da makyajda burası kare şekline bürünmüştü. Şu aradaki bu çıkıntı, bu çizgi yukarıdaydı. Bu çıkıntı bu aşağıya alınmış ve buradaki görsellerde bu şekilde gelmiş. Aynı şekilde bu Life donanım bir önceki kasadaki Comfortline donanıma tekabül ediyor. Bunun üstünde Elegance donanım, o da Highline donanıma tekabül ediyor. Donanım isimlerini hani aracın yenilendiğini vurgulamak için donanım isimleri değiştirilmiş. Eskikinde R-Line donanım aynı şekilde yine R-Line olarak devam ediyor. Tabi bir de bize gelmeyen bir de R donanımı var. Asıl efsane olan o. Şimdi şöyle dediğim gibi bu Elegance donanımda farklılık gösteriyor. Burası dinamik hale geliyor. Burada hareket ediyor. Üstte yanıyor. Freni basınca alt tarafı yanıyor. Onu da görsellerini şu kenara koyarız. Şöyle aşağı doğru bakarsak arkadaşlar eski kasada olan, bu kasada olmayan, burada artık eski kasada iki tane egzoz çıkışımız vardır. Şöyle sol köşede. Artık burada bir fake egzoz görünümlü. Aslında bu boş donanım olduğu için hani Life donanım da burada herhangi bir krom kaplama yok. Ama burayı Elegance donanım olarak alırsanız şu altta egzoz olan yerlerde bir krom kaplama oluyor. Normalde yine egzozlar şu altta yine çift olarak görünüyor. Ama bunu R donanım alırsanız, yani R-Line değil de daha da üstte R alırsanız, o zaman gerçekte bu içerisinden 4 egzoz çıkıyor arkadaşlar. 2 buradan 2 oradan, diğer R donanımdan çıkıyor. Ve R donanımda, yani R-Line donanımda şöyle söyleyeyim, şuradaki kromun üzerindeki bu kedi gözleri de böyle boydan boya bir hale geliyor. Orada da bir farklılık var. Eski kasada makyajsız olan da şuralar arkadaşlar yine boyalıydı. Şu an tamamen plastik burası. Herhangi bir boya kaplama yok. Eskisinde burada bir yine farklı tondaydı ama burada bir boya vardı. Şu an buralarda boya yok. Buralar tamamen plastik. Bence bu iyi olmamış. Yani bir negatif olarak söyleyebilirim. Comfortline donanımda arkadaşlar bu tavan barları yine vardı ve gümüş renkliydi. Şu an tavan barı burası siyah olarak yapılmış. Tabii jantlar yenilendi ama lastik ölçüsü aynı. Herhangi bir lastik ölçüsünde değişiklik yok. 215, 65, 17 ebatında böyle bir lastik ölçümüz var. Lastikler eski kasada normalde bu gümüş, siyah, yani koyu, açık koyu böyle bir renk tonlaması vardı. Ama bu kasada burada kullanılan standart jantlarda herhangi böyle tonlama vurgulanmamış. Bence bu arabaya tonlamalı bir jant daha yakışır. Çünkü boyalı yüzeyler ve plastik yüzeylerde farklı tonlar var. Aynı şekilde jantlarda böyle bir tonlamalı olsaymış bence daha güzel yakışırdı. Sizin fikriniz nedir? Eski jantlar sizce daha mı iyi, yoksa yeni jantlar daha mı güzel görünüyor? Ki bu jantları da bu 17, 18, 19, 20 ebatında isterseniz opsiyon listesinde alabilirsiniz. Bir değişiklik ekleme. Şuradaki piyano bilek parçanın içerisine buraya bir Volkswagen yazısı eklenmiş. Farlar Golf 8 arkadaşlar. Şöyle bu çekiklik falan. Şöyle gördüğünüz gibi Golf 8'i andırıyor. Tabii daha önce çıkmıştı ama halen ülkemize gelemedi bir türlü Golf 8. Şu aşağı taraf tampon. Şöyle gördüğünüz gibi eski kasada da böyle bir yapı vardı burada. Bu biraz daha belirgin hale getirilmiş bu kasada. Bu da donanıma göre, şimdi Life donanımda burada herhangi bir krom kaplama yok. Zaten şu öndeki radyatör ızgaralarının olduğu yerde de krom kaplama eksikliği var. Şu aradaki ikisinde de bir üst donanımda orada krom kaplama oluyor. Çerçeve de buradaki C görünümlü yerde de yine
bir üst donanımda burada bir krom kaplama geliyor. R-Line donanımda da burası daha bir belirgin hale geliyor arkadaşlar. Şu alt taraflar boyalı oluyor. Bu taraflarda yine kaplama oluyor. Farlar artık bir önceki Comfort Line'da LED far standart değildi. Daha sonra çıkanlarda standart geliyordu. Şimdi bununla LED yapılmış içerisi. LED ampul takılmış. Ama bir üst elegans donanımda burada IQ LED'ler geliyor. Daha akıllı LED'ler oluyor. Dinamik dönüş şeyi var arkadaşlar. Direksiyonu çevirdiğinizde farlar istediğiniz yöne doğru dönüyor. Ve opsiyon listesinde olan da bir matrix farlar var. Onun farkı diğer farlardan öndeki araca göre ayarlayabiliyor kendini. Artı işte ön tarafta bir tabela görse, mesela tabeladan ışık yansır ve sürücünün gözünü alır diye oradaki parlamayı algılayıp oradaki ışık hüzmesini azaltıp çoğaltabilen bir teknolojiye sahip. Böyle de bir özelliği var. Aslında bir değişiklik de bu kaputta yaşanmış. Kaputta şöyle bir şey var. Tiguan'ın Allspace versiyonu vardı, 7 kişilik olan. Onun da yine videosu kanalda mevcut arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Kaput Allspace'in kaputuna benzemiş. Buradaki yüzey şurası eskiden daha yumuşak geliyordu. Burası şu an neredeyse tamamen dik bir vaziyette, yukarıdan aşağı doğru iner gibi olmuş. Arkadaşlar 615 litrelik bir bagaj hacmi var. Gördüğünüz gibi bir alt bir üst kademeye bu şekilde ayarlanabiliyor. İsterseniz bir üste şöyle kaldırıp burayı düzleyebiliyoruz bagajı. İstersek bir aşağıya alabiliyoruz. Burada bir yedek lastiğimiz var. Burada iki tarafta gözlerin olması güzel. Ateca'da buralarda gözler yoktu arkadaşlar. Ateca'nın da 560 litre civarında bir bagaj hacmi vardı. Buralarda gözler yoktu. Onunki kapalıydı arkadaşlar şuraları. Bagaj olarak sınıfında iyi. Şöyle baktığınızda sanki o kadar bagaj hacmi yokmuş gibi görünüyor ama bu koltuklar ileri geri hareket edebiliyor. İstersen şöyle ben bir ileri alayım. Buradaki bagajın ne kadar büyüdüğünü görelim. Gördüğünüz gibi burada yine bayağı büyük bir alan ortaya çıktı. Şunu da aşağı doğru attığımızda burada yine büyük bir eşyalarımızı koyabileceğimiz bir alan var. Şunu da çıkartabiliyoruz arkadaşlar buradaki parçayı da. O parçayı da çıkardığımızda burada kocaman bir alan oluşuyor. Life donanım olduğu için bunda elektrikli bagaj kapağı yok. Bunu manuel olarak kapatmamız gerekiyor. Ve geri görüş kamerası bunda standart değil. Bir üst donanım olan Elegance'da geri görüş kamerası standart arkadaşlar. İpi, yani buradaki kolçağı çektiğiniz zaman burası koltuk ileri geri, gördüğünüz gibi istediğiniz gibi sırtlığı ayarlayabiliyoruz. Buraya 2-3 kademesi var, biraz sert. Şu altta da burada bir tutamağı var. Onu çektiğinizde de böyle koltuğu ayarlayabiliyoruz. Şöyle içeri geldiğimizde şöyle kamerayı da alayım. Baş ve diz mesafesi bu sınıf için çok çok iyi. Hatta makam kullanımı için bile baş ve diz mesafesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesini görüyorsunuz zaten. Boyun 1.82. Bu bayağı bir, şöyle bir karıştan fazla burada baş mesafesi var. Yine diz mesafesi de aynı şekilde bu bir karıştan fazla diz mesafesi var. 3 bölge klima standart arkadaşlar. Bütün donanımlarda 3 bölge klima geliyor burada. Buradan dijital olarak klimayı ayarlayabiliyoruz. Burada bir tane 12 volt çıkışımız var. Ve havalandırma burada da ayarlayabiliyoruz. Burada bir yenilik var. Bir eksilmiş, bir artmış. Koltuk arkası sehpası vardı. O gitmiş. Onun yerine cep gelmiş. Ben bu sehpayı tercih ederdim açıkçası. Burada sehpa bence daha iyi kullanışlı olurdu. Çocuklu aileler için bence bulunmaz bir nimetti. Buraya iki tane böyle göz yapılmış. Sanki uçak kokpiti gibi. Daha çok ticari araçlarda gördüğümüz bir şekil bu. Göz burada bir sürü. Bunu, bu kadar göz hangi amaçla kullanılacak bilmiyorum. Bu arka tarafa şöyle tablet falan, telefon girer mi? Telefon girebilir. Ama hani buraya ne koyulur? Şöyle bir, şurada kalem için şuraya koyulmuş. Şöyle bir tablet koyulsa buraya. Tabletle buna sabitlemek lazım. Hani video seyretmek için. Öyle bir ünite yapılabilir. Ateca'da da zaten tek donanımla geldiği için Ateca'da da opsiyon listesinde cam tavan normal standart donanımda gelmiyor. Ateca'da arkadaşlar bir artı, bu koltuğun olduğu yerden buradan bagaja geçiş var. Ama tabii Ateca'da bu koltuğun bu hareket olayı yok.
Onun için Ateca'ya o eklenmiş olabilir. Ama gördüğünüz gibi Tiguan'da burada bir geçiş yok dedi, ama koltuklar içeriden katlanabildiği için belki de o yüzden bagaja geçişi buraya yapılmamış da olabilir. Burada büyükçe bir şaft tünelimiz var. Çünkü 4x4 seçeneği var. 2 litre dizel ve 1.5 TSI benzin 150 beygirlik ACT motorla geliyor. Zaten ülkemizde satılacak olan 1.5 TSI motordur. Çünkü 2 litrelik bu 4x4 dizel versiyon şu an 700 bin manlığın üzerinde bir fiyatla satılıyor. Onun için çok fazla şansının olacağını düşünmüyorum. Tok kapı sevenler Tiguan'a bayılacaktır. Bayağı bir sert kapıya sahip. Arkadaşlar, malzeme şuralar yumuşak. Hemen arkaya da bakalım. Arka tarafı da hemen göstereyim. Arka taraf aynı arkadaşlar. Burası sert. Sert plastik üst taraf. Herhangi bir kaplama yok. Ateca'da da bu şekildeydi. Buralarda halı kaplı. Ama ön taraf, buralar yumuşak. Buradaki doku zaten yüzey fark ediyor. Arka taraf şunun gibi. Şuradaki aradaki malzeme farkını görün. Burada aşağısı gibi, yukarısı da. Ama burada ön tarafta burası daha yumuşak. Bir konsolun üstünün kaplandığı malzemeyle kaplanmış. Aynalar elektrikli olarak katlanabiliyor. Bu eski kasada yoktu. Yeni kasayla beraber standart oldu arkadaşlar. Koltuklar aynı eski kasadaki gibi. Bu herhangi bir elektrikli özelliği yok. Bir baldır desteği falan da yok arkadaşlar. Şöyle eski kasada da burada bir saklama gözü vardı alt tarafta. Yine burada saklama gözü var. Diğer tarafta da aynı şekilde göz var. Şöyle içine geçeyim. Size anlatayım. Bu Ateca'da yoktu arkadaşlar, şu alt tarafta. Şurada bir, evet bunda var. Unutmamışlar. Burada bir file var arkadaşlar. Şöyle. Burada eşya filesi. Eski kasada vardı. Yine aynı şekilde bu kasada da var. Burada yine bir saklama gözümüz var. Bir saklama gözü de şu üst tarafta var. Ama bu arkadaşlar, bunun sebebi buraya hani bir eşya gözü yapalım amacıyla değil. Burada yeni opsiyon listesine giren Bank of Sandy zannedersem ismi bir ses sisteminin merkez hoparlörünün yeri burası. Daha önce zaten Dynaudio vardı. Şimdi yeni kasayla beraber Bank of Sandy'le anlaşmış Volkswagen. Yeni sistem 10 hoparlörlü 450 wattlık bir ses sistemi opsiyon listesinde. İsterseniz onu ayrıyetten satın alabilirsiniz. Şöyle sol taraftan doğru başlayalım arkadaşlar. Şöyle üst taraftan malzeme kalitesi eskisiyle aynı. Herhangi bir burada farklılık yok. Buradaki farklılık tabii ki direksiyonda. Direksiyon yenilendi, artı amblem yenilendi. Direksiyon güzel mi? Evet. Direksiyon böyle bir 3 boyutlu oyunlar var. Şu içeri doğru siyah, burası piyano bilek. Yani parlak siyah. Dışarılarda gümüş yapılmış. Bu Life donanımda böyle. Elegance donanıma geçtiğinizde buradaki tuş takımları dokunmatik hale geliyor arkadaşlar. Orada bir farklılık var. Aşağısı burada düz, daha sportif bir yapıya sahip. Bu Life donanımda normal analog göstergeler var. Ama Elegance donanımda burası hayalet ekran standart oluyor. İsterseniz Life donanımda opsiyon listesinde buraya satın alabilirsiniz. Şöyle şu aşağıda bir kapaklı gözümüz var. Burada cüzdan, herhangi bir şey saklanabilir. LED far olduğu için burada herhangi bir far yükseklik ayarımız yok. Onu kendi otomatik olarak ayarlıyor. Dediğim gibi LED farlar arasındaki fark da, burada normal standart bir LED far var üzerinde. Ama Elegance donanımda bunlar IQ LED'e dönüyor. Yani akıllı LED'ler oluyor. Dinamik direksiyonu çevirdiğiniz yöne doğru bu LED farlar dönüyor. Sis farı da keza bunun içerisinde oluyor. Sis farları da yaktığınız zaman aynı farların içinde yere doğru bir aydınlatma sağlanıyor. Ateca'da medya ekranı tamamen yenilendi. Yeni bir hem arayüze geçti, yeni bir görüntüye kavuştu arkadaşlar. Ama Tiguan'da herhangi bir yenilenme olmadı. Artı bir özellik, şu ellen kontrol özelliği geldi. Bu Passat'ta da vardı. Yeni makyajlı kasayla beraber gelmişti. O da bazen algılıyor. Şu an mesela algılamadı. Bazen algılıyor, bazen algılamıyor. Çok da böyle hani birine göstermek için yapabileceğiniz bir özellik gibi. Şöyle buradan birçok dokunmatik buradaki yüzeyler, ama hassasiyeti gayet iyi. Şu an araç uzun zamandır durduğu halde burada gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Bir zaman kaybı yok arkadaşlar. Şimdi Ateca'da şöyle bir şey de vardı. Kablosuz olarak telefonunuzu buraya bağlayabiliyordunuz.
bu AppConnect veya da Android Auto olarak bağlanabiliyor ama Tiguan'da o özellik gelmedi, yenilenmediği için hala eskisi gibi kabloyla bağlamanız gerekiyor. Tiguan'da ne yenilendi? Ateca'da yenilenmeyen klima ekranı yenilendi. Tiguan'da burada dokunmatik bir klima ünitesine kavuştu. Şu an anahtar olmadığı için arkadaşlar onu gösteremiyorum. Ama burada artı eksi çift üç taraflı, hatta buradan menüye bastığınız zaman buradan arka tarafı görebiliyorsunuz. Kontağı açmam gerekiyor. Klimada şöyle bir özellik geldi. Arkadaşlar egzoz gazını algıladığı zaman klima otomatik kendini kapatabiliyor. Hava kalitesini buradaki klima ünitesinden iç havayı temizleyebiliyorsunuz. Artı kliması böyle bir artı bir özelliğe Air'lı bir ismi vardı ama şu an için onun ismini de unuttum ama artı bir klimasının bir özelliği var. Kliması güzel bir kliması var. Anahtarsız giriş çalıştırma yok arkadaşlar araçta. Aslında olmasını isterdim. Çünkü normalde şurada bir düğme olması lazım. Elegans donanımında burada anahtarsız çalıştırma geliyor. Klimayı söyledik. Burada iki tane şarj USB giriş var. Type-C bunlar. Passat'la beraber artık Type-C'ye döndü. En azından bir tanesinin normal eski tip olmasını isterdik arkadaşlar. Çünkü daha herkes bu Type-C'ye geçmedi. Ne yapacağız? Mecburen dönüştürücü almak durumundayız. USB'lerden sonra burada bir yenilik de arkadaşlar vites topuzunda olmuş. Vites topuzunun yüzeyi değişmiş ve burası ışıklı hale getirilmiş. Şöyle buradaki PRN DS modları bu yan taraftaydı. Artık vitesin üzerine alınmış. Burada bir görsel yapılmış. Vites, evet, böyle eskisinde burada bir soyulma oluyordu buradaki kaplamadan dolayı. Artık bunun önüne geçmek için burada yeni bir vites topuzuna gidilmiş. Şöyle etrafında da burada elektrikli park frenimiz, otooltumuz, yani kendi kendine fren sisteminin aktif etme tuşu, start stop off düğmesi ve ön park sensörlerinin iptal düğmesi yine burada. Şöyle bir bardaklığımız var. Bunu küllük, bardaklık veya işte benim gibi fişleri bunun içine, akaryakıt fişlerini onun içine koyabilirsiniz. Bardaklıkta herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu böyle geriye doğru çekip içine doğru kapattığınızda burada büyükçe bir alan oluşuyor. Şuradaki düğmelere bastığınız zaman bu bardaklık harekete geçiyor. Şöyle de içine koyuluyor. Bu da isterseniz şuradaki kapağınla, bu tabi bardaklık içinde kalmıyor. Passat'ta böyleydi, uzun vardı. Daha sonraki serilerde daha küçük bir bardaklık getirdiler. Bunun içerisinde kalıyordu ama Tiguan'da herhangi bir değişiklik yapmamışlar. Yine büyük bir bardaklık var. Bunu böyle isterseniz bu şekilde kapatamıyorsunuz, açık kalıyor. Bu da bir negatif aslında, bunun bir yine küçülmesi lazım. Bu kolçağımız herhangi bir deri kaplama yok. Zaten koltuklarda bir deri kaplama yok ama ileri geri olarak hareket edebiliyor. Burada kocaman bir de göz var. Şöyle torpidomuza da bakalım. Burada daha önce CD girişi vardı arkadaşlar. MD ekranında SD kart girişi vardı. Onlar artık kalkmış. Herhangi bir burada bir ünite yok. Burada Allah Allah, CD ve SD kart yok. Burada soğutmalı torpidomuzun da burada ayar yeri var. Şöyle gördük. Şimdi eski ile yeni arasında ne fark olmuş? En büyük farklılık burada klimanın görseli değişmiş açıkçası. Eskide de çünkü bu dediğim özellik vardı. Hani iç hava sirkülasyonu, iç temizliği yapan özellik vardı. Direksiyon değişmiş. Bir üstünde burada dokunmatik direksiyona geçmiş. Artı en baz donanımında da LED yani beyaz ışık yanan bir fara geçmiş. Onun haricinde şimdi Ateca'da ne var? Ateca'da standart olarak bu adaptif LED'ler standart. Hem arka taraf da adaptif. Yani dinamik, kayarlı olarak burada çalışabiliyor. Ateca'da artı front assist olsun. Birçok bu şeritte tutma yardımcısı gibi özellikler standart. Zaten tek donanımda olduğu için. O aslında elegansla biraz denkleştirebiliriz onu, karşılaştırabiliriz. Ama bu sefer şimdi arada 349 bin liralık bir fiyat etiketine sahipti. Şu an 450 bin civarında da Tiguan'ın bir fiyatı var. Tam rakamı bilmiyorum ama o civarda olması lazım. Çünkü 430 bin liradan falan başlıyor. Ama şöyle bir şey var. Volkswagen'de de bir liste fiyatından bayağı bir iskonto yapıyorlar. Bu Life donanıma 390 bin lira gibi bir fiyatlar söylenmişti. Ama şu an hani
alıcı gözle gelip pazarlık yapılsa belki biraz daha fiyatta bir şey olabilir. Ama gene de Ateca ile arasında bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkına değer mi, değmez mi? Bazı özellikler evet. Arkada bagaj biraz farklı. Onda işte geçiş var. Bunda koltuklar ileri geri hareket edebiliyor. İşte altta çekmece var. Onda yok. İşte onda bazı donanımlar var. Bazı kalite olarak aynı. Aynı şekilde arka kapı plastiği bunda da sert. Ön taraf yumuşak. Ateca'da da aynı şekilde. Eski kasada da böyleydi. Burada bir değişiklik olmadı. En azından ben bu medya ekranında bir yenilenme beklerdim. Medya ekranının içerisinde herhangi bir yenilenme olmamış. Sadece direksiyonda ve bu klima ünitesinde bir yenilenme olmuş. Farlar Passat'taki gibi standart LED'e geçmiş ama bu standart LED'e geçmesinin aslında işte müşteriyi düşünmekle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu egzoz emisyonunu düşürmekle alakalı, yakıt tüketimini düşürmekle alakalı bir şey olduğunu okumuştum. Çünkü yeni nesil birçok araç standart böyle düz beyaz ampullere, yani LED ampullere geçti. Clio'da bile artık standart LED ampul görüyoruz. Çünkü bakıyorsunuz her taraf sert plastik. Bütün malzemeden hani şeyden düşülmüş. Yani malzeme en kötü malzeme kullanılmış ama araçta LED far var. LED farda ne oluyor? Elektrik daha az tüketeceği için işte biraz bir miktar yüzde işte bir de olsa belki yakıta katkısı olacağı için oradan bir düşünceyle yapılmış şeyler. İnce mühendislikler. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz şeyler varsa bunu yorum kısmına yazın. Eski Tiguan'la yeni Tiguan arasındaki farklar, eski satılıp yeni alınır mı? Sizce alır mısınız? Veya Ateca mı alırsınız yoksa Tiguan mı alırsınız? Valla eskiye devam gibi görünüyor bence. Evet, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.